Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bugünkü videomuzda Excel yoğunluk haritası oluşturma örneğini inceleyeceğiz. Bu yoğunluk haritasını oluşturmayı öğrenirken koronavirüs haritasının nasıl hazırlandığını, yani birebir böyle olmayabilir ama çok benzer bir haritayı biz de bir örnek üzerinde görmek açısından inceleyeceğiz. Ve aynı zamanda ikinci bir örnek olarak Türkiye Deprem Tehlike Haritası örneği de göreceğiz. Daha önce Excel'de ısı haritası ve koordinatların dünya üzerinde işaretlenmesi gibi iki adet video çekmiştik. Bunlardan bir tanesini şu an sağ üstte karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda tüm videolara da kanaldan ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden geçelim. Koronavirüs haritası örneğiyle başlayalım. Koronavirüs haritası oluşturmak için koordinatlarımız var ve tamamen hayali bir hasta sayıları yazdım. Yani bunlar bir gerçeği teşkil etmiyor. Sadece burada bir örneği doldurabilmek için, örneği gösterebilmek için yazdığım değerler bunlar. Tamamen kafamdan uydurduğum. Şimdi burada bizim boylamlarımız, enlem değerlerimiz ve hasta sayılarımız yazıyor. Şimdi biz burada ne yapacağız? Bu tabloyu ilk satırını tuttuktan sonra Ctrl Shift aşağı ok ile tamamen tarayıcılı hale getireceğiz. Ardından yukarıdan ekle sekmesine geleceğiz. Bu sekmede 3B harita seçeneğindeki 3B haritaları aç butonuna basacağız. Şimdi taradığımız veriler haritaya yükleniyor. Konum kısmında boylamı seçiyoruz. Enlemi seçiyoruz. Bakın şimdi sizde sadece bunlar gözükecek. Ben bu Excel üzerine çok fazla veriyle çalıştığım için liste uzun gözüktü. Şimdi burada boylam enlem değerlerim var. Konum kısmına eklediğim. Şu anda burada görüntülüyorsunuz. Şimdi bu harita bize bir şey ifade etmiyor gibi görünebilir. Sadece koordinatlar işaretli. Çünkü biz hangi değere göre bir sıralama yapacağını söylemedik. Sadece yerleri işaretledik. Şimdi burada yükseklik kısmına gelip hasta sayımızı seçeceğiz. Bakın şu an bir yükseklik haritası verdi bana. Bunu yükseklik için de kullanabilirdik. Fakat biz bunu dağılım yoğunluk haritası olarak görmek istiyoruz. O yüzden şu ısı haritası olarak değiştir seçeneğine tıklıyoruz. Ardından filtreler ve katman seçeneklerini buradan ayarlayabiliyoruz. Renk ölçeğimizi, yoğunluğun ne kadar bir genişlikte olacağı, ne kadar etkili olacağı gibi seçenekleri buradan oynatabiliyoruz. Şimdi geçerli ölçeği kilitle diyelim. Bakın şu anda biz uygulamadaki haritaya çok benzer bir harita çıkarmış olduk. Rastgele değerler yazarak şurada, şurada az şu noktayı da işaretlemiştik verimizde. Şimdi bizim elimizde yerel bir ısı haritamız var. Bunu farklı işlerde de kullanabiliriz. Aşağıda da bunun lejantını görüyoruz. Renklerin ne anlama geldiğini. Koronavirüs örneği üzerinden anlattığımız bu ısı haritası, yoğunluk haritası için söyleyeceğim, ilk örnek için söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bir de Türkiye deprem haritasını illaki bir yerlerde görmüşsünüzdür. Onu da şöyle bir orijinalini göstereyim size. Şu şekilde bir Türkiye deprem haritası vardır. Şimdi bu haritaya da benzer bir haritayı nasıl oluşturacağımızı aynı yöntemle göstermek istiyorum. İkinci bir örnek olsun diye. Şimdi burada az önce gördüğünüz haritanın kabaca değerleri var koordinatlara göre. Şimdi burada ilk satırı seçtikten sonra Ctrl Shift aşağı ok ile tüm tabloyu seçiyorum. Ardından yine ekle kısmına gelip 3B haritada 3B haritaları aç seçeneğine basıyorum. Şimdi az önce koronavirüs için açtığım ilk 3 boyutlu haritayı tur 1 olarak hafızasına kaydetti. Ben yeni tur oluşturmasını istiyorum. Şimdi konum kısmına şurada boylamı ekleyeceğim. Şurada da enlem seçeneğini. Şimdi Türkiye'nin tüm koordinatları gördüğünüz üzere seçildi.
Şimdi ben burada yükseklik kısmına da seçeceğim deprem etkisini seçeceğim. Ardından yine ısı haritası şekline getireceğim. Şu anda Türkiye'nin tamamını kaplamış bir şekilde gözüküyor. Fakat böyle olmayacak. Buradaki bir etki yarıçaplarından kaynaklanıyor. Etki yarıçapını düşürüyorum. Renk ölçeği etki yarıçapını şöyle bir konuma getiriyorum. Ardından ölçeğini de kilitliyorum. Şimdi ben lejantımı da biraz küçülteyim. Türkiye deprem tehlike haritası verilerini Excel'e yükleyip bir ısı haritasına çevirdiğimde şimdi orijinal haritayı az önce göstermiştik. Evet, şimdi orijinal haritada karşımızda tekrar buna geçiyorum. Yani oldukça benzer bir veri üzerinde haritalandırma yaptık. Şimdi burada ne artısı oldu? Madem harita elimizde vardı. Bu şekilde haritaya zoom yapabiliriz dilediğimiz gibi. Sonuçta elimizde değerler var. Buradaki opaklığı düşürerek haritayı da görebiliriz. Ardından burada haritaların biçimlerini de değiştirebiliriz. Sol üstteki temalar seçeneğinden uydu görüntüsü üzerinde bu haritayı rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Benim yoğunluk haritası, yani ısı haritası ve bunun üzerine yaptığımız Türkiye deprem haritası ve koronavirüs haritası oluşturma örnekleri için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer beğendiyseniz, faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşürüz.